Türkiye'deniz ziyaret ekranlarından mutlu akşamlar. Bir karşı yorumla daha karşınızdayız. Yine gündemde yer alan konu başlıklarını değerlendireceğiz. Ki yoğun bir gündem var hem Türkiye'de hem de Denizli'de. Aslında belki Türkiye gündemine baktığımızda hem alışık olduğumuz hem alışık olmadığımız bir seyir var. Farklı tartışmalar var. Aslında hep var olan ama farklı bir rotadayız şu anda devam eden tartışmalar. Tabii bunları da konuşabiliriz ama hepsinden önemlisi bugün 10 Ocak'tı. Yani çalışan gazetecilerin günüydü. Belki bununla ilgili bir değerlendirme yapabiliriz. Tam da özellikle medya ile ilgili sık sık programlarımıza konu başlığı açarken medya ve medyanın sorunu ve bundan sonra medyanın geleceği ile ilgili belki bunu da değerlendirebiliriz. Programda yine yönetim kurulu başkanı Sayın Emin Barıner, genel yayın yönetmeni Sayın Adem Erdağ ve haber müdürü Sayın Selami Aydın var bugün de. Ben genel başlıklarla özetlemeye çalıştım. Hani açılışı böyle uzun uzun tutmayayım diye ama sizlerin gündeminde ne var diye sorayım aslında. Çünkü belki de hepimizin dikkatini çeken farklı konular var. Farklı gündemleri, konuları gündeme getirebiliriz. Bugün Sayın Erdoğan'dan başlayalım mesela. Kurban benim size. Evet. Yani şöyle bir baktım. Hani evet, Emin Bey hazırlıklıydı, Selami hazırlıklıydı. Bir tek hazırlıksız orada sizi görünce hemen dedim ki bir hazırlıksız Adem yapalım. Bey'le başlayalım. Tonga'ya düşürelim. Evet. Aslında Emin Bey'in gündemi oldukça yoğun. Ankara'dan geldi Emin Bey. Evet. Ama olsun, ben bir başlangıç yapayım madem. Evet. Bugün tabii bizim gazeteciler camiası olarak çalışan gazeteciler günü bugün. Öncelikle tabii ki kutluyorum bütün arkadaşlarımızın bu özel gününü. Bugün cemiyetteydik bir süre. Partiler ve birçok kurum yetkilileri ziyarete geldiler. Biraz şunu gördüm. Senede bir defa gazetecileri hatırlayanlar da vardı. Ama sürekli gazetecilerle, bizim sektörle haşır neşir olan, içli dışlı olan kurumlar da vardı tabii ki. Ama bu da lazım. Yani hatırlanmanın bir yolu. Sonuçta benim de mesela uzun süredir görmediğim, tanımadığım, bilmediğim simalar da vardı. Tanışma fırsatı da bulduk. Bu da bir fırsat aslında. Hem bizim camiamız açısından, hem karşı taraftaki kurum ve kuruluşlar açısından. Sonuçta biz her ne kadar sahada olsak da, gündemi takip etsek de, kurumları gıyabında tanıyor gibi olsak da, ama çok da eksiğimizin olduğunu da bugün hissettim mesela. Ne gibi? Ya kurumların yapılanması, yeni çıkan yasalar, gündem, beklentiler, onların bizden basın sektörlerinden, basın kuruluşlarından beklentileri, bizim onlardan beklentilerimiz birebir temasa geçtiğiniz zaman, oturup konuştuğunuz zaman çok daha netleşiyor. Tabii. Yani bazen bilmediği, uzaktan gıyabında tanıdığınız bir insan veya kurumla ilgili bir takım yorumlar yapabiliyorsunuz. Önyargıyla. Ama evet, birebir oturup konuştuğunuz zaman durumun çok daha farklı olduğu ortaya çıkıyor. Böyle günler öyle işlere yarıyor sanırım. Sonuçta biz bugün gazetecilerin günü, bayramı gibi olsa da bugün gazetecilerin en çok çalıştığı gün oldu. Hı hı. Öyle. Ama daha keyifli de bir çalışmaydı var. Hayır, değil ben mi? Zaten sızlanma adına söylemiyorum. Yani biz zaten alışkınız. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Pazar günleri ekstra bir şey daha yapma hoşuma gidiyor. Yani bu işi yapıyorsan, evet, bu mesleği tercih ettiysen zaten bilerek, hayatını da ona göre kurgulayarak yola çıkarsan, zaten huzurlu bir şekilde yoluna devam edersin. Doğru. Ve başarı da buradan geçiyor diye düşünüyorum. Öyle mi diye aslında hep soru soruyormuşum gibi oldu ama bundan sonra ben şurada şikayetçiyim. Onu hemen programda gündeme getireyim. Programın açılışını hep ben yapıyorum. Hep ben yönetiyormuşum gibi oluyor. Daha sonradan beni sunucu olarak değerlendiriyorlar bu programda. Bence bu açılış kısmını sırayla yapalım diyorum. Emin Bey. Neden? Sunuculuktan rahatsızlığınız mı var? Hayır, yani burada sonuçta. Şimdi, bugün mesela bugün eleştiri bugün aldım yine de. Bugün, yok, yine bugün bir eleştiri konuşuldu aldım. Ve bizim yerel televizyonlardaki sunucularımızın, evet, ulusal televizyonlardaki sunuculardan daha iyi olduğu bile konuşuldu mesela. Şimdi hayır, o ayrı bir şey. Burada biz yorumcu olarak oturuyoruz. Tamam, ona da hayır demiyoruz ama. Şöyle söyleyeyim. Bugün eleştiri aldım çünkü, evet, konuyla ilgili. Evet.
Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha kutlayalım. Evet. 30 yıldır, 32 yıldır, 33 yıldır falan kutluyoruz. Yani ben hep çalışan gazeteci oldum. Yani sadece medya sektörünün sahiplik yanında çalışan gazeteci bir fiil oldum. Yani 30 kusur yıldır olmaya devam ediyorum. Bu anlamda önemli bir gün. Ancak şöyle önemli bir gün. Yani bu meslekte çok dostluğunuz yoktur. Aslına bakarsanız. Yani yılda bir hatırlanan bir meslektir. Böyle de bakarsanız. Evet. Ben çalışan gazetecilerin gün itibariyle, madem bir çalışan gazeteciler günü, bayramı, bayramlar ne olur? Tatil olur en azından. cemiyet... Zaten günü bu, bayramı değil. Eskiden çalışan gazeteciler günü. Ya kimine göre bayramdır yani. Evet. Gün ne demektir? Yani şimdi avukatlar günü olunca farklı oluyordu. Gazeteciler günü farklı mı olacak? Gazeteciler o gün en azından rahatsız edilmemeli farklı. Yani çok gündem oluşturmalı. Şimdi cemiyeti dolmuşuz yani o kadar insan. Gelen gideni kontrol ediyor. Kameraman arkadaş akşama kadar kameramanlık yapacak. Yani çalışan evet, gazetecinin evet, günü o. Evet. Bir günde rahat bırakılıyor. Niye insanlar bugün izin vermedik arkadaşlar o zaman? Bir biraz dinlendik. Tabii ki aykırı. Gazetecinin tatili olmaz. Biraz dinlendik merak etme. Gazetecinin tatili. Eğer tatil yapacaksanız o zaman mesleği değiştireceksin. Yani eğer fırıncıysanız milletin yiyeceği ekmeği çıkarmak zorundasınız. Milletin alacağı haberi vermek zorundasınız. Yani bazı meslekler vardır. Tatil, gün, bayram bunlar geçersizdir. Bizim mesleğimiz de öyle mesleklerden bir tanesi. Ama en güzel tarafı şu. Biz bu süreç içerisinde yorum yaparken de geçtiğimiz hafta içerisinde programlara çıkamadık. O saatlerde de özellikle bu saatler işte o canlı yayın saatlerimizde de birçok ismi burada ağırladık. Merhabalaştık, konuştuk. Geleceğe dönük denizle ilgili problemler nelerdir sorunları onları paylaştık. Bunlardan bir tanesi Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve ikinci başkan İmren Eraslan'la kurumumuzda yaptığımız görüşmeler. 2 saat yakın bir görüşme yaptık. Sonuç olarak yine hakeza belediye sporla ilgili yorumlarımız vardı. Belediye spor teknik direktörü Adnan Erkan geldi. Antalya'ya gitti. Buradan ziyareti gelenler Necdet Üzer ve ekibi Almanya'ya gitti. Yani sonrasında da biz işte dün Ankara'daydık. Ankara'da Sayın Mehmet Yüksel ziyaret ettim yerinde mecliste. Onu biraz bahsetmek isterim. Ondan önceki günde yine emniyet müdürümüze hayırlı olsun gidememiştik. Kurumumuzu temsil eden 3 arkadaş Adem Bey, Mustafa Çivi ve ben sayın emniyet müdürünü ziyaret ettik. Hani vardır ya polis biraz şeydir yani böyle çok resmi gidip falan. Ben hakikaten de sayın müdür Zeki Bulut'u candan gördüm. Konuşmalarında samimi hisler edindim. Yapmak istediği projeler var Denizli ile ilgili. Özellikle bir tanesini bahsetti. Bizim de içinde olabileceğimiz bir proje. İşte 250'yi yakın varoş tabir edilen, Denizli'nin varoş tabir edilen mahallesinde 250'yi yakın genç insanın futbol. Hayata pas ver. Evet, hayata pas ver projesi şeklinde. Güzel bir proje. Ben biraz biliyordum ama kendi elleri anlatınca daha da heyecan verici bir proje olduğunu gördüm. Yani bunun yanında işte... Şöyle söyleyelim, Ankara hani siyasetçileri yorumluyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. Ankara Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin çalışmalarını...